Şimdi Home Depot'a geçtiler. Bir announcement geçtiler. Şimdi announcement'ta şöyle bir şey diyordu. Aslında ben bununla alakalı video çekecektim. Bu announcement'ı duyunca aslında onu çekebilseydim çok güzel olacaktı. Announcement'ta şöyle diyor. Home Depot'a işe başvurun diyor. Eğer hiç iş tecrübeniz yok, Home Depot gibi inşaatla alakalı hiçbir tecrübeniz yok. Olsa bile başvurun diyor. Biz sizi eğiteceğiz. İşe alacağız diyor. Yani bunu mesela ben böyle bir announcement'ı Home Depot'da ilk defa duydum. Yani belki yani son belki bir yıldan beri çalıyor olabilir, emin değilim ama daha önce böyle bir şey yoktu. Daha önce hani işe başvuruyorsun, adam senin bu işi bilip bilmediğine bakardı, ederdi, şuydu buydu ve ondan sonra alırdı. Şimdi yani bu Home Depot bir örnek sadece. Adam hiç iş tecrüben olmasa bile diyor, hiç bu işi bilmiyor olsam bile diyor, problem değil diyor, başvur diyor, biz seni alacağız, biz seni eğiteceğiz önce diyor, ondan sonra diyor biz sana diyor işe başlatacağız diyor. Bunun anlamı şu, yani bunun anlamı şu derken, şu an içimizdeki içinde yaşadığımız zaman öyle bir şey ki, şu an pandemiden sonra özellikle müthiş bir işçi sıkıntısı var. Yani işçi bulamıyor dükkanlar. Bir sürü dükkan işçi bulamıyor. Şimdi Home Depot'lardan bir tanesi. Mesela bir sürü yeri geziyorum ben. Hiç arada çalışan adam yani yok gibi bir şey. Çok az zaten. Bu her yerde böyle. Sadece Home Depot'da değil. Mesela bir sürü Starbucks var, McDonald's var, Panera Bread denilen yerler var. Bunlar bazıları atıyorum mesela sabah 8, akşam 8 arası açılması lazım. Mesela adam 11'de açıyor, 6'da kapatıyor. Veyahut da mesela adam dine-in denilen yani içeri girip yemek yediğin kısmı kapatıyor. Sadece drive-thru yani arabayla yemeğini alıp geçtiğin yer açık sadece. Çünkü yeteri kadar personel bulamıyorlar. Çalışacak adam yok. Bu pandemiden sonra yani müthiş bir işçi sıkıntısı var. O nedenle her şeyin fiyatı ciddi manada artmaya başladı. İşçi bulamıyor insanlar çalıştıracak. Mesela tır sektöründe birkaç önceki sayıya göre 80 bin tır şoförü açığı vardı. 80 bin müthiş bir olay yani. Sadece bu bir tır şoförü olarak ya. Bunu tüm genele vurursanız belki 1 milyon tane, belki 300-500 bin tane toplam işçi açığı var Amerika'da şu an. İnsanlar çalıştıracak eleman bulamıyor her sektörde. Ve hani bunlar dediğim, mesela burada çalışmaya başlarsan $13-15 başlarsan, böyle küçük paralar değil yani, büyük paralar vererek sigortası, şusu busu her şeyiyle çalıştıracak adam bulamıyorlar. Mesela tır şoförleri ortalama $10,000 kazanıyorlar. 10.000, 20.000, 30.000 yani çalıştığın saatlere göre, sürdüğün mesafeye göre bu para değişiyor. Yani çok ciddi büyük paralar kazanıyor insanlar. Yani ama bir türlü çalışacak adam bulunamıyor şu an Amerika'da. Böyle bir sıkıntı var. Çünkü pandemide çok ciddi manada para dağıtıldı bedavadan. Devlet herkese hiç sorgusuz sualsiz $4 trilyon kadar para dağıttı. İşte bunun karşılığı da bu. İnsanların cebinde çok ciddi manada para var. İşsizlik maaşı aldılar. Alanlar var mıdır hala bilmiyorum. Aylarca yıllarca işsizlik maaşı aldılar. Adam çalıştığından daha fazla çalışmayarak kazanmaya başladı. Ve o yüzden adamlar herkes işleri bıraktı. Kimse işe gitmiyor. Derken yani bu da bir krize sebep oldu. Daha önce ben bunu anlatmıştım. Devletin çok fazla para dağıtmasının olumsuz yönlerini. Her şeyin fiyatı artmaya başladı. Niye? Çünkü insanlarda çok yani ciddi anlamda para var. Böyle karşılığı olmayan çok ciddi cash para var insanların cebinde. O nedenle adam gidiyor istediğini istediği kadar alıyor. Hemen o zaman da ne oluyor? Her şeyin fiyatı hani uçuyor. Ve şu an her şeyin fiyatı Amerika'da artmaya başladı sırf bu yüzden. Şu an muhakkak government pişman olmuştu bu yaptığı politikadan dolayı, bedava para verdiğinden dolayı ama artık iş işten geçti. O kadar parayı artık piyasadan çekmen çok zor. Bakalım nereye kadar gidecek ama dediğim gibi şu an işçi çalışacak işçi bulunamıyor artık. Çok ciddi büyük paralar ödüyorlar. Eskiden ben hatırlarım böyle yerlerde Walmart'ta şurada burada $7-8-9 yani $8-9 gibi parayla çalışan insanlar şu an $12-13 $15 artık çalışmıyorlar. Bakalım sonumuz ne olacak?